Evet başkanım, iyi bayramlar diliyoruz. Evet. Mesajınızı alalım Bursa camiasına. Evet, bütün Bursa'ya iyi bayramlar tabii bu arada. Bütün Türkiye'ye de iyi bayramlar. Bu bayram biraz anlamlı bir bayram oluyor. Çünkü böylesine arka arkaya gelen maçlarımız var. İnşallah bu bayramda çifte bayram yaşarız diye düşünüyorum. İyi olacağına inanıyorum. Bu bayramın başta tabii kulübümüze, Bursa'ya ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Yoğun bir maç trafiği başlıyor. Gerek ligde gerek Şampiyonlar Ligi'nde. Neler söyleyeceksiniz? Yani tabii ki yoğun maç trafiği başlıyor ve bayağı sürecek. Bursaspor'un buralara tesadüfi gelmediğini göstermemiz gerekiyor. Bugüne kadar gösterdiğimize inanıyorum. Ama tabii bundan sonra da bunu göstermemiz lazım. Burada bu yek vücutluk devam ettikçe, özellikle Bursa taraftarına hem teşekkür etmek istiyorum bugüne kadar bize verdiği destek için, ama bundan sonra daha büyük bir destek istiyorum. Çünkü hakikaten zor günler var önümüzde. Ama zorluğun aşılması için birlik beraberlik lazım. Bursa'da da zaten özellikle taraftar konusunda hiç şüphemiz yok. Bu bütünleşmeyle herhalde Bursa'ya yeni zaferler, yeni başarılar ekleyeceğimizi düşünüyorum. Bursa iş dünyasına bir çağrınız olacak mı? Tabii ki olacak, ama onu isterseniz bu bayram nezaketine koymayalım. Yani Bursaspor'un, yani büyük kulüp olmanın şartları var. Büyük kulüp olabilmek için ciddi bir finansman desteğiniz olması lazım. Bursaspor'un, ben hep söylüyorum, herkes bir yerde bir şey söylüyor ama Bursaspor'un kalıcı geliri yok. Yani işte herkes bizim muhasebemizi yapmaya çalışıyor. Biz şeffaf bir yönetimiz, her şeyimiz açıkta. Ama eğer zirvede oynayacaksan, zirvenin hep takipçisi olacaksan, o zaman yani ben büyük kulüpler demiyorum. Biz de büyük kulübüz. Ama bütçelerinin nerelerde olduğunu bir bakmak lazım. Biz o bütçelerin yanında çok mütevazı bütçelerle buralardayız. Şimdi Bursaspor öyle bir yerde olmalı ki ciddi kalıcı gelirleri olması lazım. İyi günü var, kötü günü var. Ama maalesef bugüne kadar böyle bir kalıcı gelir kaynağına ulaşamadık. Ben 20 sene evvel aldığım katlı otoparkta hala devam ediyoruz. Yani Bursa'da Bursaspor'un kalıcı geliri bir katlı otopark mı olması lazımdı? Buradan kim neyi algılarsa onu algılasın. Kim neyi üstüne çekerse onu çeksin. Biz bugün varız, yarın yokuz, ama Bursaspor daima olacak. Ama bugün yakaladığı bu zirveyi bırakmaması lazım. Hep zirve takımı olması lazım. Onun için bence herkese görev düşüyor. Benim söylemek istediğim bunlar. Buradan herkes herhalde bir şeyler çıkar. Teşekkür ederim. Evet.